Merhaba, farkında mısınız? 2021'den tam 12 gün yedik. Su gibi akıyor yıllar, su gibi akıyor saatler, haftalar, saniyeler, su gibi akıyor bir hayat, bir ömür. Ne anladık, ne anlayacağız? Bundan önce yaşadıklarımızdan ne anladık ki bundan sonra anlayabilelim? 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Bakın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü ama benim gibi çalışamayan gazetecilerin günü ondan sonra başladı. Yani 11 Ocak'tan sonra tam 364 gün bizim günümüz. Kutlu olsun. Çalışamayan gazeteciler günü 364 gün. Bizim günümüz. Ama çalışan gazetecilerin günü sadece bir gün. Kutlu olsun. Neyse, aşılar geldi mi, gelecek mi, ne oldu, kimler aşılanacak diye tartışma devam ediyor. Alişe'nin, şarkıcı Alişe'nin aşı yaparken, Covid aşısı yaparken bir fotoğrafı paylaşıldı sosyal medyada ve ortalık karıştı. Alişe'ne bir sürü hakaretler, Alişe'ne ayrıcalık yapıldığını iddia eden birçok yorum yapıldı. Ve anlaşıldı ki Alişen aslında deneklerden biriymiş. Yani gönüllü olmuş, aşı gönüllüsü, ondan aşı yapılıyormuş ama işte sosyal medyanın böyle bir sakat durumu var. İnsanlar hemen saldırıya geçebiliyor. Evet, gerçekten aşı ne olacak, aşı ne oldu, hani gelecekti, hani insanlar aşılanmaya başlayacaktı. Tantanalar devam ediyor, kafalar ciddi anlamda karışık. Ne olacak, bu Covid belasından kurtulabilecek miyiz soruları havada uçuşuyor ama somut bir açıklama yapılabilmiş değil. Kimin tarafından? Tabii ki bizi yönetenler tarafından. Hep çelişkili ifadeler, hep çelişkili açıklamalar. Somut bir şey yok tabii. İster istemez benim gibi senin de, bütün herkesin, bütün vatandaşların kafaları karışıyor ve endişe içerisinde bekliyor. Çünkü Covid-19 ve bu pandemi hepimizin canına tak etmiş vaziyette. Elbette hayatını kaybedenler var, sevdiklerini kaybedenler var, yoğun bakımda olanlar var, tedavisi devam edenler var. Biz belki şikayet ediyoruz, haksızlık ediyoruz ama ister istemez de bir şekilde hayat devam edecek, etmek zorunda. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atandı ve öğrenciler ve aynı zamanda akademisyenler buna tepki gösterdi. Fakat fark ettiniz mi? Bir kişi susuyor. Bir kişi aslında kendi üzerine vazife olmasına rağmen bugüne kadar ne bir açıklama yaptı ne de herhangi bir tepki gösterdi. Kimden söz ediyorum? Elbette ki Milli Eğitim Bakanı'ndan. Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Beyefendi bu konuda neden fikir beyan etmez? Onun alanı değil mi? Milli Eğitim Bakanı sadece ilkokullar, ortaokullar, anaokulları, liseler mi? EBA ile ilgili bir takım faaliyetler mi? Onun ilgi alanı, sorumluluk alanı değil mi? Rektörler, atamalar vesaire vesaire. Bununla ilgili çıkıp iki kelime etse, hayır vazgeçtim, iki kelime değil, tek bir kelime etse de biz de öğrensek acaba ne düşünüyor? Yoksa düşündüğümüz gibi beyefendi tıpkı diğer bakanlar gibi sadece göstermelik kukla bir bakan mı? İster istemez insanın aklına böyle bir soru geliyor. Çünkü esas konuşması gereken o ama onun dışında herkes konuşuyor. Herkes fikrini söylüyor. Sadece Sayın Ziya Selçuk tık yok. Haberi duydunuz mu bilmiyorum. İstanbul'a yeni Merkez Bankası binası yapılacak ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak. Bakın burasının altını çiziyorum. Avrupa'nın en yüksek binası. Şimdi şeyi demeyeceğim, yani şunu demeyeceğim. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikey yapılanmadan çok yatay yapılanma, yüksek binalardan şikayet ediyor ya. Hani demişti ya vakti zamanında İstanbul'a ihanet ettik falan filan. Sayın Cumhurbaşkanı, bu yüksek bina ne olacak? Avrupa'nın en yüksek binasını yapmakla övünen bir sistem var başımızda. Ve daha ilginç bir şey var. O da bilin bakalım bu Merkez Bankası'nın, bu Avrupa'nın en yüksek binası olacak binayı, gökdeleni kim yapacak? Tahmin edebiliyor musunuz? Var mı bir fikriniz? Duymak isterim. Ya da yazmak ister misiniz altaya? Ama yazana kadar ben söyleyeyim size. Nihat Özdemir'e, Limak Holding'e verilmiş. Nihat Özdemir aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5
büyük holdingi destekçisi var ya, onlardan biri. Cengiz Holding, Limang, Kalyon ve neydi? Koliba'ydı galiba değil mi? Bir de MNG var. Bunlar yıllardır AK Parti ile birlikte sürekli büyüyen ve sürekli devletten, AK Parti'den ihaleler alan holdingler. Ve aynı zamanda Dünya Bankası raporlarına da yansımış. Sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerden de ihaleler alıyorlar ama Türkiye'deki ihaleler sürekli bu beşi bir yerde, beş kardeş holdinge veriliyor. Tabii onlar kardeş değil. Onların kardeşliği AK Parti ile olan bağlantıları. AK Parti kardeşliği. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın prensi bunlar. Ve Avrupa'nın en yüksek binasını yapacaklar. Merkez Bankası İstanbul'da dikey yapılanma. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakınmıştı. İstanbul'a ihanet ettik demişti. Sürekli gökdelenler var. Dikey yapılanmadan ziyade yatay yapılanmadan söz ediyordu. Ama biliyorsunuz sadece İstanbul'a değil Bursa'ya da ihanet etmişlerdi. Bursa'nın bağrına hançer saplamışlardı. TOKİ binalarıyla Bursa'nın tam merkezine Bursa'ya gelenler Bursa'ya girerken görmüşlerdir muhtemelen o çirkinliği ve AK Parti hala Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz bunların yapılabilme imkanı yok tabii. O zaman Bursa'ya, İstanbul'a ve Türkiye'nin bu güzelliklerine ihanet eden kim sorusu akıllara geliyor. Bakın tekrar söylüyorum, bu 5 holdingden biri Limak Holding, Limak Şirket, Limak İnşaat, Nihat Özdemir'in ve Avrupa'nın en yüksek binasını yapıyorlar. İsterseniz habere bir bakalım, bir göz atalım. Ondan sonra neymiş işin aslı? Sallamakla olmuyor. Gerçeği okumak, gerçeği göstermek her zaman daha iyidir. Neymiş? Şöyle haber. İstanbul'da yapımına başlanan ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak olan Merkez Bankası binasının ihalesi Limak'a verilmiş. Hayırlı olsun. Hani şu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği firmalardan birisi. Firmanın sahibi aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. İhale devlet usulüyle çağrılan, bakın devlet usulüyle çağrılan firmalar arasında en düşük fiyatı veren Limak'ın olmuş. Kaça verildiği, kaça mal olacağı sır bilinmiyor. Tıpkı şehir hastaneleri ihalelerinde olduğu gibi. Kamu ihalelerinde ticari sır kavramı bu iktidarla başladı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Eskiden iktidarlar yaptıkları büyük çaplı yatırımları, ihaleleri gururla açıklarlardı. Halka propagandasını yapardı. Ticari sır o hale geldi ki devletten, Sayıştay'dan, meclisten, halktan, her türlü denetimden saklanıyor. Eğer ortada bir sır varsa saklanan bir şeyler de var demektir. Ticari ilişkilerde ticari sır elbette var. Ancak bu özel sektörde olur. Devlet ihalelerinde değil. Bir gün bu sır perdeleri kalkarsa eminim inanılmaz gerçekleri de öğreneceğiz demiş. Haberi paylaşan gazeteci arkadaşım Ahmet Yıldız. İstanbul'a ihanet edenler hala vatandaştan çıkıp oy isteyebiliyorlar. Biliyorsunuz değil mi sayın seyirciler? O yüzden ben buradan çok fazla derinlemesine yorum yapmayacağım ama yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ve Galata Kulesi ile ilgili bir paylaşım yapılmıştı. Gördünüz mü bilmiyorum onu. Enteresan bir şekilde Galata Kulesi'nin ışıklarını LGBT, GPT, GM bayraklarına benzeten bir beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderme yapmış ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama, çok kibar bir açıklamayla Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil de yönetiminin kontrolünün Kültür Bakanlığı'nda olduğunu kibarca ifade etmiş. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı 10 Ocak Gazeteciler Günü münasebetiyle bir açıklama, bir konuşma yaptı. Gazetecilerin sorularını cevapladı. Arada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından da sosyal medya karıştı. Troller devreye girdi. Bütün AK Partililer nasıl sözde Cumhurbaşkanı der diye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmaya başladılar. Çok enteresan. Oysa o insanlar daha önce yapılan birçok açıklamayla ilgili tık dememişti. Hiç ağızlarını açmamıştı. Neler neler, neler oldu. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hariri, El Hariri, Le Hariri mi ne karnı ağrısı? Hani şu Türk Telekom'un içini 10 milyar dolar boşaltan
Lübnanlı iş adamı var ya, şimdi o dönmüş dolaşmış, Lübnan'a başbakan olmuş, İstanbul'a gelmiş ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini Hübar Köşkü'nde konuk etmiş. Kimi etmiş? Türk Telekom'u 10 milyar dolar dolandıran, yani Türk Telekom derken Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti, Türk Telekom devletin bir şirketi, bir yapılanması ve bu beyefendi Türkiye Cumhuriyeti'ni dolandırdı. Yani senin, benim, senin, bütün halkımızın paralarını hiç etti ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu misafir etti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler, saygısızlıkla suçlayanlar nedense bu tür şeylerle ilgili gık demiyorlar. Hiçbir şekilde tepki göstermiyorlar. Sadece bu değil. Daha bir sürü örnek verebilirim bununla ilgili. Hiçbir şekilde tepki göstermeyenler, mesela Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle, o dönem şu anda aranmadığı söyleniyor, o dönem kırmızı bültenle aranan terörist kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılıp röportaj yapılması, TRT Kürdi'ye, hatta çıkarılıp demeyelim de özel kameraların gidip Kuzey Irak'ta zannedersem kendisiyle röportaj yapılmasına hiç tepki göstermediler. Aynı zamanda ya tepki göstermek ne demek, benimki de laf mı, desteklediler. Daha neler neler. Şimdi şöyle bir şey düşünelim ya, evet Cumhurbaşkanı'na sözde demek hakaret midir, değil midir? Evet, yani eğer gerçekten sözde Cumhurbaşkanı demek ayıp olabilir, yakışık kalmayabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da yani gidip hem AK Parti Genel Başkanı oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı da tarafsızlığını da yitiriyor. Tarafsız olamayınca da ister istemez Kemal Bey ya da bir takım insanlar çıkıp Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirebiliyorlar. Ama eğer tarafsız kalamayacaksa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakın sayın diyorum, özellikle sayın diyorum çünkü makamına binaen sayın diyorum. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olduğu için ona çok da sayın diyesimiz gelmiyor, ama makamına binaen eğer siz tarafsız oluyorsanız kalkıp hala Bezmi Alem Camii'nde gezi olayları sırasında uydurulan yalana bugün hala sarılıyorsanız, hala çıkıp insanların derdiyle değil, insanların geçim derdiyle, sıkıntılarıyla değil, kalkıp Saadet Partisi'yle onlarla bunlarla tekrar yeni ittifak arayışlarına giriyorsanız o zaman birileri de sizi eleştirecektir. Sözde Cumhurbaşkanı diyecektir. Neden sözde Cumhurbaşkanı? Çünkü aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı beyefendi. AK Parti Genel Başkanı olduğu için Cumhurbaşkanı olması münasebetiyle evet Cumhurbaşkanı makamına saygı duyalım. Ama kardeşim sen AK Parti Genel Başkanı olmuşsun. Tarafsızlığını zaten yitirmişsin. Üniversite öğrencileriyle dalaşıyorsun. Köylüyle, çiftçiyle dalaşıyorsun. Çiftçiye git ananı da al git diyebiliyorsun. Ama böyle davranınca ister istemez birileri de çıkıp size sözde Cumhurbaşkanı dediği zaman lütfen kızmayalım. Rica ederim, kızmayalım. Sözde oluyorsunuz çünkü tarafsızlığınızı yitiriyorsunuz. Ve o Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret edenler, söyleyenler, sövenler, saygısızlık ettiğini, makamına saygısızlık ettiğini iddia edenlere de sormak lazım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı da bizlere hakaret etmeyecek. Kendisini eleştirenlere terörist demeyecek. Lütfen. Rica ediyoruz. Eğer siz bize eleştirdiğimiz için terörist derseniz birileri de çıkar size sözde Cumhurbaşkanı der. Der mi? Diyor zaten. Saygılar. (Gülüyor)